başlarken tekrar tabii ki de hoş geldiniz demek istiyorum. Şu anda 76 katılımcımız var yayında. İYASE Business Akademi'nin düzenlediği İBO on Zoom serisi webinarlarının ikinci haftasındayız. Bu hafta konumuz maliyet. Bu hafta, şimdi öncelikle sunumumuza başlamadan önce, oturumumuza başlamadan önce kendimi de tanıtmak istiyorum. Ben Ersan Sevinç, İYASE Business Akademi'nde yaklaşık bir yıldır ERP eğitim uzmanı olarak görev alıyorum. ERP yazılım ürünümüz olan Kanyas ERP'nin son kullanıcı ve uzman kullanıcı seviyesindeki olan eğitimlerini halihazırda vermekteyim, devam ediyorum. Bugün 2 saat boyunca planladığımız kadarıyla 2 saat boyunca beraber olacağız. Maliyet olacak bu haftaki konumuz. Bu haftaki maliyet konulu webinarımızda da İYASE Malzeme Birim Yöneticisi Erdem Dilaverler konuşmacı olarak aramızda olacak. Hoş geldiniz Erdem Bey. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Erdem Bey, devam etmeden önce ben ilk başta size tekrar size dönmeden de önce daha doğrusu öncelikle günümüzün planlanan akışından bahsetmek istiyorum. Başlamadan önce yine geçen haftaki gibi paylaşmak istediğim bazı notlar var özellikle. Burada oturumumuzun başarılı geçmesi adına özellikle tüm mesajlarınızı ve notlarınızı veya sorularınızı chat bölümünden alacağız. Yazılı bir şekilde alacağız. O yüzden oturum boyunca şu andan itibaren bütün sorularınızı chat bölümünden yazabilirsiniz. Topladığımız soruları ben sürekli olarak chat bölümünü daha sonra takip etmeye başladığımda soru cevap bölümlerinde gün içerisinde bugünkü oturumumuzda belirli aralarda cevaplıyor olacağız. Geçen hafta direkt soruyu yönelten, soruyu soran kişinin mikrofonunu açarak yönettik. Başarılı bir şekilde gitti. Fakat yine de her ihtimale karşı, bir probleme karşı sorularınızı mümkün mertebe yazılı bir şekilde iletmeniz bizim için önemli. Böylece hiçbir şekilde kaçırmamış oluruz. Oturum boyunca katılımcıların mikrofonları kapalı olacak. Bunun nedeni de tahmin edersiniz ki seste bazen dalgalanmalar oluyor. Veya sesler birbirine karışabiliyor mikrofonlar açık olduğunda. Bu konudaki anlayışınız için teşekkür ederiz. Merak edenler için bunu da paylaşmak isterim. Oturum şu anda kayıt altına alınmaktadır. Geçen haftaki oturumumuz da YouTube kanalımızda paylaşıldı. Bu haftaki oturumumuz da maliyeti bir webinarımız da oturumdan sonra düzenlenip ardından YouTube kanalımızda tekrar paylaşılacaktır. Eğer teknik sorunlar yaşıyorsanız yine chat bölümünden de doğrudan belirtebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ya da doğrudan ibayetkaniyesi@yarpi.com adresine e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. Oturum sonunda da geçen hafta yaptığımız gibi yine tekrar yani web sitemiz üzerinden doğrudan kayıt olan tüm katılımcılarımıza düzenlediğimiz webinarla ilgili bir anket gönderdik. Bu hafta da yine aynı şekilde oturumun ardından herkese bir anket göndereceğiz. Düzenlediğimiz webinarların başarısı hem de planlanması açısından görüşleriniz için değerli. Webinarın ardından size gelen kutunuzdaki ankette olursanız bize çok yardımcı olmuş olursunuz. Devam ederken günün akışından bahsetmek isterim. Bugün nasıl bir plan yaptık, nelerden bahsedecek Erdem Bey bizlere maliyet konusunda. Şu anda zaten giriş ve başlangıç bölümündeyiz. Yavaş yavaş şu anda ilerliyoruz. Birazdan ben sözü tekrar Erdem Bey'e bıraktığımda Erdem Bey bize ilk başlangıçta, ilk oturum içerisinde doğrudan maliyetten bahsedecek. Maliyet nedir? Ham madde maliyeti, maliyetlerin dağıtım şeması, iş emri maliyeti ve tabii ki de muhasebeleştirilmesi gibi önemli noktalardan bize bahsediyor olacak. Sonrasında ardından bir soru cevap yapacağız. Bu haftaki içerisinde konu ve soru cevabı eş zamanlı birbirini takip edecek şekilde düzenledik. Bu noktada yaklaşık 10-15 dakika kadar bir soru cevap planlıyoruz. 3 tane olacak şekilde. Burada şunu kesinlikle yine vurgulamak isterim. Sorularımız tabii ki de soru ağırlığı ve yoğunluğu her bölümde farklı olabilir. Zamanla sadık kalmaya çalışacağız. Eğer zamanda kayma olursa veya soru cevap bölümleri beklediğimizden daha uzun sürerse orada konuyla devam edip sonrasında tekrar sorularınızı sondaki yapacağımız soru cevapta veya ek bir şekilde yanıtlıyor olacağız. Program içerisinde ama planlanan akış içerisinde hepsini mümkün mertebe cevaplamaya çalışıyor olacağız. Sonrasında maliyetten sonra maliyetin temel konularından sonra daha doğrusu eş zamanlı maliyetten Erdem Bey bize bahsedecek. Yine bir soru cevap yapacağız. Sonrasında bir ara vereceğiz. Ufak bir dinlenme molası. Odağımızı tekrar toplamak adına. Sonrasında da günün sonuna doğru, programın sonuna doğru da Erdem Bey bize
Malta Threat Maliyet ve PRCT00 Maliyet Kokpitinden bahsediyor olacak. Bildiğiniz üzere webinarımızın düzenleyicisi olan İAS Business Academy sürekli gelişim misyonuyla beraber özellikle 2020'nin başındaki yeni yapılanmasıyla beraber hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. İBA'yı sizlere kısaca özetlemem gerekirse İBA ana ürünümüz olan Kania CRP'nin modül eğitimlerini son kullanıcı ve uzman seviyesindeki tüm müşterilerine ve öğrenmek isteyen herkese eğitimlerini vererek ERP'ye geçiş sürecindeki yaşanabilecek sancıları minimuma indirmeyi hedefliyor. Böylece eğitim alan son kullanıcı ve uzman kullanıcılar kurulum sonrasında canlıya geçerken hiçbir verim kaybı olmadan Kania CRP'yi aynı günde etkili bir şekilde kullanabiliyorlar ve iş süreçlerini artık tamamen Kania CRP üzerinde dijital olarak yürütebiliyorlar. İBA, Kania CRP haricinde tam döngü, dijital dönüşüm, kendi yazılım dilimiz olan Troya ve kendi veri tabanımız olan EASDB, Kania IQ, IoT gibi dijitalleşmeyi ve kurumsallaşmayı sağlayan pek çok eğitimi de bünyesinde barındırıyor ve tüm katılımcılarına sağlıyor. Eğitimlerimizle ilgili olarak daha detaylı bilgi almak için ekranda da gördüğünüz gibi web sitemize doğrudan ulaşabilir. Belki ziyaret etmişsinizdir zaten kayıt aşamasında girdiğinizde. Eğitimlerimizi de orada incelemiş olabilirsiniz, belki de göz atmış olabilirsiniz. Veya doğrudan bizimle iletişime geçip bilgi almak isterseniz de iba@kaniyasirp.com adresi üzerinden bize mail aracılığıyla da ulaşıp doğrudan eğitimler hakkında bilgi alabilirsiniz. Şimdi Erdem Bey, maliyet ve Kaniye CRP demeden önce acaba siz kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Herkese merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim. Erdem Dilaverler ben. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunuyum. Okul bitirdikten sonra askerlik görevimi Deniz Kuvvetleri'nde yaptım. Bir yıl boyunca astemin olarak orada da yazılım işlerine devam ettim. Yazılım departmanındaydım. Daha sonrasında bir yıl farklı bir firmada çalıştıktan sonra İAS serüvenim 2006 yılında başladı. Yazılım mühendisliği, kıdemli yazılım mühendisliği, uluslararası projeler koordinatörü olarak görev aldıktan sonra son 2 yıldır da malzeme yönetimi biriminde birim üyesi olarak çalışıyorum. 14 yıldan beri İAS'tayım. Bu şekilde Ersan. Tamam, çok teşekkürler. O zaman şöyle, ben birazdan hemen tekrar size döneceğim. Fakat dönmeden önce tekrar bugün nelerden bahsedeceğiz? Belki yeni katılanlar vardır, onları bir hatırlatmak istiyorum. Şöyle ki, bugün yine konumuz, bugünkü webinarımızın konusu maliyet. Konuşmacımız Erdem Dilaverler. Malzeme yönetimi birim yöneticisi kendisi. Bugün webinarımızın başlangıcında, ilk oturumunda maliyet ve Kaniye CRP diyeceğiz. Erdem Bey de bize bu konuyla ilgili olarak ham madde maliyeti, maliyetlerin dağıtım şeması, iş emrin maliyeti, muhasebeleştirme gibi konulardan bahsediyor olacak. Ardından da eş zamanlı maliyet, multi-thread maliyet, PRCT 00 maliyet kokpitinden de bahsedecek. Bunlarla ilgili bize bilgi verecek. Bugün de ardından da bugünkü webinarımızı da başarıyla tamamlamış olacağız. O zaman Erdem Bey, ben maliyet ve Kaniye CRP diyorum ve bu noktadan sonra artık sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi önemli olan şu. Her firmada temel amaç şudur. Ben ne kadar kâr ediyorum? Daha fazla kâr edebilmek için neler yapmam gerekli? Sonuçta biz bir ürün satıyoruz. Amacımız kâr elde etmek. Bunu bilebilmek için de öncelikle benim sattığım malzemeleri ne kadara mal ettiğini bulmam gerekli. Ne kadara sattığımı biliyorum ama ben bu malzemeyi hangi koşullarda ne kadara mal etmişim? Burada birçok faktör devreye giriyor. Ham maddelerimi ne kadar almışım, fasonda işlem yaptırıyor muyum, yaptırıyorsam bunun bana maliyeti ne? Malzemeyi üretirken kullandığım elektrik, doğalgaz, su giderlerim var mı? Bu ve bu giderlerin üretime hangi oranda katıldığı, hangi üretimlere katıldığı, endirekt giderlerim neler, çalıştırdığım işçilerin maaşları, bunların üretime etkileri, hatta bu işçilerin maliyet merkezlerinde ne kadar çalıştıklarına dair bu detayda bilgiler elde etmem lazım ki esasında ben detaylı olarak bir malı ne kadara sattım, bunun maliyeti nedir, bunu bulabileyim. Daha fazla kâr edebilmek için ne yapmam lazım peki? Tabii daha yüksek bir fiyata satmak bir çözüm ama günümüz rekabet koşullarında maliyetleri düşürmek en iyi yol. Bu yüzden de maliyetleri düşürebilmek için maliyetlerin bileşenlerinin neler olduğu ve ne kadara mal edildiğini bilmem gerekli. Bu süreçte satın almadan başlayıp da fatura kontrol,
muhasebe, envanter, üretim, satış, insan kaynakları gibi birçok modülün de içinde, birçok sürecin de içinde bulunduğu bir yapı esasında bu. Ta ki satın almadan başlayıp benim son üretim aşamama, satış aşamama gelene kadar esasında birçok yerden beslenen, dataların birçok yerden beslendiği bir yapı. Aslında temel olarak bakarsak 3 ana unsurdan oluşuyor. Bunlar ham madde maliyeti, maliyet merkezlerine girilen masrafların aktivite tutarlarına yani iş emirlerine yansımaları ve fason işlemler. Ben fasonda bir işlem yaptırıyorum. Bunun için ne kadar fatura ödedim? Kısaca süreci anlatmam gerekirse esasında bu temel 3 unsurdan oluşuyor ama mesela satın almadan başlayalım. Satın alma yapıyoruz. Bunun faturası var. Masraf faturaları var. Değer iade, miktar iade faturaları var. Bunları dikkate alarak esasında benim ham maddelerimin stoğa giriş fiyatlarını buluyor olmam lazım. Sonrasında aktivitelerim var. Bir ürünü üretebilmek için ham maddelerin yanında bazı aktiviteler, bazı işçilikler, bazı makine aktiviteleri gerçekleştiriyorum. Bu makineler elektrik kullanıyor, doğalgaz kullanıyor veya çalışanların maaşları var. Direkt olarak bu maliyet merkezlerinde çalışıyor, belli üretimler için çalışıyor. Yani elektrik, su, doğalgaz, çalışan maaşları gibi direkt veya en direkt giderlerimin hatta her çalışanın dediğim gibi maliyet merkezinde ne kadar çalıştığının bilgisi, makinelerin üretimde ne kadar elektrik vesaire harcadığının bilgileri var elimde. Birebir olmasa da en azından ben bunlara bir oran veya katsayı verebiliyorum. İlla olmasına da gerek yok. Kabataslak olarak bir oran veya katsayı verebiliyorum. Bunun dışında fasonda iş yaptırıyorum. Fasondan bana kesilen faturaları muhasebeye giriyorum. Bunların bilgileri var. Ve en sonunda da ürettiğim ürünün maliyetini bulmak için bu temel 3 unsur, ham madde, aktiviteler ve fason işlem bedellerini bir araya getiriyorum. Ürettiğim ürünün yani sattığım ürünün maliyetini de bulmuş oluyorum. Doğal olarak burada ham madde tarafını, aktivite tarafını, fason tarafını daha iyi hale getirerek ben maliyetlerimi daha da düşürebilirim. Hatta bunların detayına da girerek ham madde maliyeti kısmında, aktiviteler kısmında adım adım tüm adımların maliyetlerini görebiliyorum. Tabii bu benim şu andaki anlattığım kadar kolay bir şey değil. Yani şu anda diyorum ki 3 tane unsurdan oluşuyor. Bunları topluyorum, bir araya getiriyorum. Bu esasında benim ürünümün maliyeti. Tamam, sözde çok kolay bir şey ama burada işin içine işleyiş girince, bunun işin içine diğer unsurlar girince bu daha karmaşık hale geliyor. Mesela yan ürün konsepti var. Yan ürünler var. Bir ürün üretirken ortaya başka bir ürün daha çıkıyor. Yarım mamullerim var. Yeniden işleme hareketlerim var. Fireler var. Bir yarım mamulün bir operasyonda üretilip aynı iş emrinin diğer bir operasyonda tüketilmesi gibi durumlar var. Veya o dönem tüketim yapmışsınız, aktivite yapmışsınız ama kısmi olarak stoğa giriş yapmışsınız. Yani açık durumda olan iş emirlerinin gerçeğe uygun şekilde sonraki dönemlere devretmesi durumu var. Kolektif iş emirleri var, demirbaşlar var. İşte direkt ilgili üretim için çalışmayıp ama başka departmanlarda olup bu departmanlarda çalışan maaşlarının dağıtım şemaları üzerinden üretimlere dağıtılması işleri var. Ve bunun esasında LIFO, FIFO, yürüyen ağırlıklı ortalama, ortalama gibi maliyet yöntemlerine göre değişik çalışma yöntemleri, stilleri var. Yani bunun gibi var da var. Bunun üzerine birçok şey, bunların bütün saydıklarımın daha alt detayları da var. Sistem bütün bunları dikkate alarak ve hesaplayarak esasında maliyet çalışırken diğer modüllerin kurgularına da dikkate alarak çalışıyor ve bize bir sonuç üretiyor. Maliyet unsurlarını, biraz önce bahsettiğim maliyet unsurlarını bu arada ekstra olarak iş emri bazında da dikkate alarak hesaplıyoruz. Yani bu yöntem sayesinde dönem içinde üretim sürecinde farklılık gösteren ürünlerin maliyetleri gerçekçi bir şekilde hesaplanıyor. Yani aynı malzemeden farklı üretimlerde farklı maliyet alabiliyorsunuz. Aynı malzemeyi bütün üretimlerde aynı fiyata alacaksınız diye bir durum yok. Buradan anlayacağımız gibi tüm modüllerde entegrasyon var. O yüzden tüm diğer modüllerdeki datalar, süreçler, oradaki yapılandırma hepsinin esasında maliyete uygun olarak dizayn edilmiş olması gerekiyor. Çok başta yapılmış bir dizayn, çok başta yapılmış bir kurgu maliyeti en sonda gelip bozabilir. Buna dikkat etmek lazım. Tüm kurguda esasında en başından malzeme kartı oluştururken dahi maliyetin nasıl etkileyeceğini kafamızın bir tarafında düşünüyor olmamız lazım. Mesela
Negatif stoğa izin vermemek lazım. Negatif stoğu kullanmamak lazım. Maliyet yapacağımız yer depolarda. Mal faturalarının girilmiş olması lazım o ayda. Tüm mal faturalarının sistemde tanımlı olması lazım. Muhasebede dağıtacak masrafların muhasebesel olarak dağıtılacak masrafların muhasebeye girilmiş olması lazım. İş emri onay kurgusunun düzgün yapılması lazım gibi birçok ön koşul var esasında. Bu ön koşulları da esasında biz maliyete başlamadan önce ön kontrol raporları sayesinde birçoğunu görüp maliyete başlamadan önce düzeltebiliyoruz. Bu illaki maliyet kurgusu ile ilgili olan şeyler değil. Bunun yanında kullanıcının yaptığı bazı şeyler veya arka tarafta sistem sonuçta açık bir uygulama. Arka tarafta herhangi bir update yapılabiliyor, bir düzenleme yapılabiliyor, müşteriye özel bir değişiklik yapılabiliyor. Maliyeti bozacak bu yapıların da update'lerin, güncellemelerin veya geliştirmelerin maliyeti engelleyip engellemeyeceğini ön kontrol raporlarının çoğunda tespit edip maliyete başlamadan önce bu kayıtları bulup temizleyebiliyoruz. Sonrasında da esasında gibi üç temel unsurdan oluşuyor. Ham maddenin maliyeti, aktivitelerin birim fiyatlarının bulunması yani muhasebeye giren masrafların aktiviteler üzerinde dağıtılması, daha sonra da iş emri maliyetinin oluşturulması. Sonrasında ne yapıyoruz peki? Envanter raporlarından, iş emri bakiye kontrol raporlarından, stok mizan, finansla stoğun karşılaştırma raporlarından bunları inceleyip sonuçlarına ulaşabiliyoruz. Bu maliyet sürecini bitirdikten sonra esasında bizim yapmamız gereken bir şey daha var. Her şimdiye kadar hep data aldık. Üretimden aldık, satın almadan aldık, fatura kontrolünden aldık, envanterden aldık. Hep bir şekilde dataları aldık. Ama şu andan itibaren bu yaptığımız sonucu datasını muhasebeye vermemiz lazım. Yani muhasebeleştirme tarafına gelirsek her envanter hareketini üzerinde maliyet hesapladığımızda fiyatları tutuyoruz. Bu giriş, bu çıkış kaça mal oldu diye her yine envanter hareketinin üzerinde muhasebeleştirme esnasında muhasebede hangi kayıtların, hangi hesapların nasıl kullanılacağı bilgisi de var. Biz bu fiyatlarla bu muhasebedeki hangi hesapların kullanılacağı bilgisini birleştirerek muhasebesel karşılıklarını muhasebeye aktarıyoruz. Bununla beraber iş emri tarafında ise aktivite onaylarımız var. Bu aktivite onaylarının da birim fiyatlarını biliyorum. Yani ben bir birim aktiviteyi bu makinede ne kadar yapacağımı biliyorum ve bu makinenin ne kadar bu iş emri için çalıştığını biliyorum. Doğal olarak aktivitelerimin de yine hesaplarla ve üzerindeki birim fiyat ve çalışılan tutar miktarla beraber muhasebeye aktarılmasını sağlayabiliyorum. Genel olarak Ersan, maliyet yapısı böyle 3 aşamadan oluşuyor. Ham madde maliyeti, muhasebeye giren toplam tutarların dağıtılacak olan tutarların aktiviteler üzerine dağıtılması ve daha sonra da iş emrinin maliyetlendirilmesi. Anlıyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz bilgilendirdiğiniz için. O zaman herhalde şu anda maliyet ve kanuni CRP konusuna tamamlamış olduk diyebiliriz. Ben yine mesaj kısmına belirtmiştim. Sorularınızı chat bölümünden yayın boyunca iletebilirsiniz diye. Şimdi bir sorumuz geldi hatta şu noktada. O zaman tekrar yine geçen hafta yaptığımız gibi ben sesli olarak soruyu soran kişiye mikrofonu açayım. Ardından size sorusunu doğrudan yöneltsin. Çilem Hanım buyurun, hoş geldiniz. Merhabalar. Ben aslında bir üzerinden de geçmek için envanter hareket kodlarının da maliyet aşamasında çok önemli olduğunu biliyorum. Orada maliyetlendirmeyi düşünürken envanter hareket kodu tanımlarken özellikle nelere dikkat etmemiz lazım? Geniş bir konu biliyorum ama belki böyle çok ana noktalarını alabilirim. Özet olarak bahsedeyim. Teşekkür ederim. Hareket kodları çok önemli. Dediğim gibi sistemin ilk kurulum aşamasında maliyet dikkate alınması lazım. Ta ki malzeme kartı oluşturmaktan, envanter hareketinde geçmeye kadar, fatura kontrolden satış aşamasına kadar ilk baştan tüm sürecin maliyete uygun olarak oluşturulması lazım. Bunların en önemlisi de biraz önce ben de çok az girdim. Envanter hareketlerin üzerinde hangi muhasebesel hesaplara gideceğini, hangi muhasebesel hesapları karşılayacağını tanımlıyoruz. Bu tanımlama yerimiz esasında dolaylı olarak hareket kodlarının altında. Hareket kodlarının altında kayıt anahtarı var ve bu kayıt anahtarlarının altında bu hareket kodlarıyla yapılan işlemlerin hangi muhasebesel hesaba gideceği bilgisi var. Şimdi burada önemli kısım şu. Benim girişlerim
çıkışlarım ve transferlerim. Transferlerde şöyle bir durum var. Eğer tesisler arası veya depolar arası transferse veya herhangi bir transferim benim muhasebesel olarak hesap numarasını değiştirme ihtiyacı duyuyorsam, ben bunu maliyetle tutarlandırıp muhasebeleştirmem lazım. Mesela diyelim ki benim iki farklı tesisim var. Muhasebesel olarak ben bunları 150 hesabının farklı kırılımlarında tutuyorum. Ham maddem var. Bunu ben bir tesisten başka bir tesise veya depo bazında da tutabilirim. Bir depodan başka bir depoya transfer ediyorsam ve bu muhasebesel olarak hesap değiştirmesi gerekiyorsa, benim bu hareket kodunda tutarlandırılacak olarak işaretlemem ve tutarlandırmaya dahil etmem lazım. Bunun dışında tüm tabii ki iş emri, tüm satış opsiyonlarında, tüm satın alma opsiyonlarında, bunun dışında sayım vesaire gibi giriş opsiyonlarında benim tutarlandırma işlemi yapmam lazım. Burada çok küçük bir detay var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi fatura bu tutarlandırma kısmı bu şekilde var ama muhasebesel olarak da biz nelerin muhasebeleşip nelerin muhasebeleşmeyeceğini yine hareket kodları altında tanımlıyoruz. Burada da önemli kısım şu: muhasebeleşecek belgeler hangi belgeler, ona karar vermemiz lazım. Yine dediğim gibi transferlerin birçoğunda eğer hesap numarası değişmiyorsa bu tutarlandırma ve muhasebeleştirme işlemi yapmamıza gerek yok. Ama bunun dışında mesela örnek vereyim, özel örnek olduğu için satın alma siparişine bağlı girişler normal koşullarda tutarlandırılır, bir fiyat alır ama muhasebeleştirilmez. Nedeni ise şu, eğer ara hesap falan kullanmıyorsam tabii. Nedeni şu, ben satın almaya bağlı girişleri tutarlandırdığım zaman envanterin üzerine bir fiyat yazıyorum. Daha sonra satın almanın faturasını muhasebeleştirdiğim zaman, bakın satın almanın faturasını muhasebeleştirdiğim zaman bunun tutarını muhasebeye atıyorum. Ve en sonunda şu kontrolü yapıyorum. Benim envantere girdiğim toplam o hesaptaki tutarla faturanın geldiği hesaptaki, yani aynı hesaptaki tutar birbirini karşılıyor mu? Birbirine denk mi? Burada şu kontrolü de yapmış oluyorum. Ben esasında satın almalarımı girdiğim faturasını kestiğim fiyatla gerçekten tutarlandırılmış mıyım? Eğer ben tutarlandırma kısmında da muhasebeleşme işlemini envanter kısmında yaparsam çift muhasebeleştirmiş olurum. Yani hem faturasını muhasebeleştirip 150 hesabı atıp hem de envanter hareketini muhasebeleştirmiş olurum. Bu doğru bir şey değil. Ama şu şekilde yapabilirim: bir ara hesap kullanıp envanteri ara hesapta muhasebeleştirip daha sonra faturası girdiği zaman ara hesaptan düşüp 150'ye giriş yapacak şekilde bir şey yapı kurabilirim. Doğal olarak bu sefer de şeyi kontrol ederim. Ara hesapta benim bakiyem var mı yok mu? Bir soru daha alabiliriz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz Şilem Hanım. Şimdi Mukaddes Hanım'ın da bir sorusu var. Hemen kendisinin mikrofonu açalım. Mukaddes Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Şu anda mikrofonunuz açık. Erdem Bey'e doğrudan sorabilirsiniz. Merhabalar Erdem Bey. Merhabalar. Bir sorum olacaktı. Biz de Kanyas kullanıcısı olarak sürecin içerisindeyiz. Yan ürün oluşan iş emirlerimiz var. Ve bu iş emirlerimiz dönem dönem değişebiliyor. Yani kullanıma göre bazen yan ürün üretebilmekte, bazen de yan ürün üretmeksizin bir iş emrini kapatmaktayız. Bu yan ürün çıkışlarında muhasebeye yansıyan daha maliyetli kayıtlarımız oluyor. Bunlar önlenebilir mi? Yani yan ürün çıkışları farklı bir iş emriymiş gibi muhasebeleştirilebilir mi? Yan ürünlerimiz buyurun. Yani aynı iş emrinden bağımsız bir şekilde kaydetmek ya da farklı bir iş emriymiş gibi kaydetmek oluşturmak istiyoruz. Yan ürünleri farklı bir iş emri olarak oluşturmanın çok bir yolu yok. Çünkü aynı iş emrinden çıkıyor, daha doğrusu stoğa giriyor. Burada şöyle durumlar var. Benim yan ürünüme bazı verebileceğim fiyatlandırma politikaları var. Mesela eşdeğer yan ürün dediğim. Eşdeğer yan ürün dediğim şey, ben ürünümü üretiyorum, yanında yan ürün de stoğa giriyor. Bu benim ürünümle eşdeğer. Yani toplam tüketilen ham madde aktiviteyi eşdeğer bir şekilde yan ürünüm üzerine paylaştırabiliyorum. Veya şunu diyebiliyorum: ben bu yan ürünümü belli kat sayılar oranında paylaştırabiliyorum. Bu da ürün ağacında verilen kat sayı sonucunda birebir değil,
belli katsayılar oranında yan ürüne bu paylaştırılabiliyor. Veya üçüncü bir seçenek şunu diyebiliyorum. Ben malzeme kartına bir yere bir fiyat giriyorum, standart fiyatı var. Bu standart fiyatını alıp sen bunu muhasebeleştir ama kalanı da ürüne koy diyebiliyorum. Ama sizin istediğiniz sanırım muhasebeleştirme kısmında farklı bir yerde görmek bunu. Doğru mu? Anladın? Evet, doğrudur. Doğal olarak esasında benim yapmam gereken şu. Hiç işlemini ayırmayıp, herhangi bir ayrım yapmayıp stok girişlerini farklı bir hareket koduyla, farklı bir hesaba yaparsak esasında ürünün girişiyle yan ürünün girişi farklı hesaplara gitmiş olur. Yani kayıt anahtarında çözebiliriz bunu. Evet, aynen öyle. Giriş yaptığınız kayıt anahtarında bunu çözebilirsiniz. Teşekkürler Erdem Bey, sağ olun. Biz teşekkür ederiz Mukaddes Hanım. Teşekkürler. Daha şu anda yine soracağımız bölümündeyiz. Zamanımız var. Tevfik Bey'in bir sorusu var. Hemen onun mikrofonunu açalım. Doğrudan sorusunu size iletsin. Tevfik Bey merhaba. Mikrofonunuz açık şu an, doğrudan sorabilirsiniz sorunuzu. Merhabalar. Benim sorum belgesiz girişlerle ilgili. Özellikle belli dönemlerde stok düzeltme amaçlı kullanılabiliyor vesaire. Bunlar İnevete 05 ekranlarında hareketlere yansıyor. Fakat biz bu hareketlerin maliyet muhasebesine gitmesini ya da maliyet muhasebesinin bu hareketleri dikkate almasını istemiyoruz. Sadece fatura bazlı hareketlerde bunu yapmak istiyoruz. Bu daha önce başka yerlerde sıkıntı olarak çıktı karşıma. Biz de yeni Kanyas kullanıcısıyız. Burayı biraz daha detaylandırırsanız. Tabii ki. Şimdi öncelikle belgesiz giriş hareketleri çok istenmeyen bir hareket çeşidi. Çünkü bir kontrol geldiği zaman devlete bunu açıklayamıyorsunuz. Ben kafama göre bunu girdim diyemiyorsunuz. Biz de esasında firmalara gittiğimiz zaman danışmanlık verirken ilk dediğimiz şey belgesiz giriş hareketi yapılmasın ve negatif stoğa düşülmesin. Çünkü belgesiz girişin hiçbir şekilde bir açıklaması yok. Dediğiniz çok haklısınız. Bunu bir sayım girişiyle veya sayım çıkışıyla, sayım fark hareketiyle yapılması gerekli. Ama bizde şöyle bir durum da var. Sayım hareketi sonuçta arka tarafta bir sayım belgesine bağlı olan yine belgesiz giriş ve belgesiz çıkış hareketleri. Bazı firmalar bunları belgesiz giriş ve çıkış yaparak sayımlarını oradan yönetip bir şekilde gösterebiliyorlar. Ama yine dediğim gibi bunu belgesiz girişleri yapmamak lazım. Belgesiz girişleri de dediğiniz gibi hareket kodunun altından veya kayıt anahtarından ya farklı bir hesaba muhasebeleştirip veya muhasebeleştirmeyip. Hareket kodlarının altında şöyle bir opsiyon var. Ben bu hareketleri muhasebeye gönderilmesini istiyorum veya istemiyorum. Siz belgesiz giriş hareketlerinde bu hareket kodunun altındaki muhasebeleştirme opsiyonunu kaldırırsanız esasında o girişi yapıldığınız hareketler tutarlanır, üzerinde fiyat görürsünüz ama muhasebeleştirme işlemi gerçekleşmez. Ha şunu da diyebilirsiniz, ben hiç tutarlandırmak dahi istemiyorum. Yani gelen malzeme, girdiğim malzeme esasında benim hiç muhasebesel tutarlandırma hiçbir kaydımda gözükmesin. Bu da mümkün. Yine hareket kodunun altında o hareketin tutarlandırılıp tutarlandırılmayacağı bilgisi de var. Tutarlandırılmayacak olarak seçerseniz o hareket ne tutarlanır ne de muhasebeleşir. Tamamdır o zaman. Cevabınız bu şekilde herhalde. Teşekkürler. Tevfik Bey, biz teşekkür ederiz. Yine şu anda zamanımız var. Tekin Bey'in sorusunu da alalım. Tekin Bey'in bir sorusu vardı. Tekin Bey'in şu anda mikrofonu gördüğüm kadarıyla açık herhalde. Şöyle. Evet, tamamdır. Tekin Bey merhaba. Sorunuzu doğrudan sorabilirsiniz. Mikrofonunuz açık şu anda. Merhabalar Arslan Bey. Erdem Bey merhaba. Merhabalar. Benim sormak istediğim soru aslında şu. Kolektif iş emirleri ve bileşik iş emirlerinin maliyetlendirme yapısı hakkında bilgi almak istiyorum ben. Şimdi 604 versiyonundayken yapı yapmıyordu maliyetle ilgili bir bilgim vardı. Ama 802'de maliyet yapılıyor mu? Ondan emin değilim. Çok kısa bahsedeyim. Bir de buyurun. Bir de şey var. Şimdi biz maliyetleri yaparken normalde şimdi birinci SK ünite göre, yani ana birime göre dağıtımları ve hesaplamaları yapıyoruz. Ben şimdi bizim mesela lazer kesimi yapıyoruz ve birim maliyetleri dağıtırken ikinci birime göre, yani kilogram miktarlarına göre dağıtmak istiyoruz. Ben bunun için bir geliştirme yaptım kendi çalıştığım firmada. Şimdi bu acaba atladığım bir yer mi var ya da bu yasta
farklı bir şekilde yapılabiliyor muydu da onu sormak istemiştim. Ondan da bahsedeyim. Şimdi ilk konuya gelirsek kolektif iş emirleri ve bileşik iş emirleri. Demin bahsettiğim gibi iş emrini 3 aşamaya ayırdık, hepsini topladık, iş emrinin maliyetini bulduk ama hayat bu kadar kolay değil. Kolektif iş emirleri var, bileşik iş emirleri var. Esasında bileşik iş emirinden başlarsak, bileşik iş emirlerinde çıkan ürün birden fazla. Yani biraz önce bahsettiğimiz yan ürün konsepti gibi benim bir ürünüm var, birden çok yan ürünüm çıkabiliyor. Ama bu yan ürünler birbiriyle eşdeğerse eğer esasında ben bileşik iş emrini kullanabilirim. Bileşik iş emrinde ortaya çıkan ürün birden fazla. Burada da herhangi bir sıkıntı olmaksızın tüketilen tüm ham maddelerin, aktivitelerin ve fasonların toplanıp daha sonra o ürünlerin üzerine katsayılar oranında eşdeğer veya fiyatları oranında dağıtılması sağlanabiliyor. Kolektif tarafına gelirsek ise kolektif iş emri esasında küçük küçük iş emirlerinin bir araya gelip oluşturduğu geniş büyük bir iş emri olarak hayal edelim. Bu iş emirleri en alttan başlayarak yapıla yapıla geliyor ve en sonunda bu kolektif iş emrinin sonundaki en üst seviyedeki ürünün stoğa girişi sağlanıyor. Burada da esasında şöyle bir sıkıntı yok. Siz burada iki tane durum var. Bir tanesi kolektifteki ara seviye yarı mamullerin stoğa giriş çıkış yapılıp yapılmayacağı. Eğer ara seviyeler stoğa giriş çıkış yapılacaksa bu giriş çıkış yapılanlar şu anda maliyetin çalışabilmesi için zorunlu olarak partiyle yönetilmesi lazım. Çünkü siz ara seviyede bir yarı mamül stoğa giriyorsunuz. Daha sonra birden fazla iş emriniz var ve hangi yarı mamülü kullandığınızı esasında söylüyor olmanız lazım. Sistemde parti numarası kullanıldığı durumda yarı mamüller için sadece söylüyorum bunu. Yarı mamüller için kullanıldığı durumda sistem hangi yarı mamülün hangi seviyede stoğa girdiğini ve daha sonra tüketilirken hangi partinin tüketildiğini biliyor. Doğal olarak buradaki maliyette hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Ama dersiniz ki ben parti numarası kullanmadan yapabilir miyim? Şu anda parti numarası kullanmadan teknik olarak yapabilmek çok kolay değil. Bu sefer çünkü tüm stoğa giren yarı mamullerinizin parti bağımsız olacağı için maliyetleri birbirine karışacak ve son üretilen üründe esasında düzgün maliyeti göremeyeceksiniz. Öteki kısımda da eğer yarı mamül stoğa girmiyorsa zaten böyle bir derdimiz yok. Kullanılan ham maddeler artı aktiviteler benim ürünümün maliyetini yine oluşturacaktır. İkinci sorumuza geleyim. İkinci stok birimine göre maliyetlendirme yapılabilir mi? Şu anda ikinci stok birimine göre maliyetlendirme yapılamıyor. Sadece asıl stok birimine, temel stok birimine göre yapılıyor. Buradaki sorgulanması gereken şey esasında sizin burada neden ikinci stok birimi olarak o malzemeyi kullandınız? Belki de o malzemeyi ikinci stok biriminden maliyetlendirme ihtiyacı olan malzemeyi o birimi birinci stok birimi diğerini ikinci stok birimini yapsanız bu sorun çözülmez mi? Ve bunun nedenini onu bir araştırmak lazım. Bunun üzerinde bir değerlendirme yapmak lazım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Geliyor tabii mu? Tabii ki. Şimdi şöyle mesela işimizde mesela lazer makineleri var. Lazer makinelerinde şimdi adetle biz bütün şeylerin hepsini adetle takip ediyoruz. Kullandığımız zaman ama parçayı kestiğimiz zaman bir adet diyelim ki iki tane parça kestik. Biri bir adet çıktı. Ama 50 kilo ağırlığında büyük bir parça oldu. Evet. Bir tane de bir adet var ama 1 kilo ağırlığında oldu. Şimdi ben istiyorum ki ham maddeden aldığım ve işçilikten almış olduğum toplam şeyleri, maliyetleri 50 kiloya daha fazla gitmiş olması, 1 kiloya daha az gitmiş olması. Şimdi var olan hani lazer makineler de bizim ilk firmayı kurduğumuz zaman da yoktu mesela. Kurgulamayı biz adede göre malzeme kartlarını ilk başta kurguladığımız zaman adetlere göre yani şeye... Varyant kullanıyor musunuz peki? Yani her parçada değil. Ana makinalarımızda kullanıyoruz ama alt parçalarımızda... Yani bu maliyet çalıştığınız bu 50 kilo olacak veya 25 kilo çıkacak o malzeme için varyant kullanıyor musunuz? Onları da kullanmıyoruz. Burada varyantla çözülebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü çıkan malzeme eğer çıkanın varyantı değiştiği durumda benim çıkan ürünüm de değişiyor. Birden fazla ürün çıkabilir. Bu esasında bileşik iş emriyle yönetilebilir. Çıkan ürünlere de varyantların oranında fiyatlar paylaştırılabilir diye düşünüyorum.
kilogram, varyant kilogramı girmesi. Bunu bir proje ekibiyle bir değerlendirirseniz, bizim proje ekibimize veya danışmanlık ekibine yazarsanız. Yok, kendi de danışmanım aslında. Kendi de danışmanım. Yani şeyle çözülebilir dediğiniz gibi, özel geliştirmeyle çözülebilir. Ama varyantla çözmek, şimdi şöyle bir durum var. Eğer Truya çok kolay bir dil ve esasında bazen standartta bunu çözmek daha zor oluyor. Ama şeyle, özel geliştirmeyle çözmek çok daha basit oluyor. O yüzden varyant üzerinden bu işlem çözülebilir. Varyantlara katsayılar atılıp çözülebilir bileşik kimliği kullanılıp. Ama dediğiniz gibi özel geliştirmeyle esasında sadece sizin oradaki ikinci birimi kullanarak maliyetleri paylaştırma durumunuz daha kolay olabilir. Ama genel olarak bir cevap vereyim. İkinci stok birimiyle şu anda maliyet çalıştırma gibi bir durumumuz yok. Anladım. Çok teşekkürler Erdem Bey. Biz teşekkür ederiz Tekin Bey. Sorunuz için çok sağ olun. Erdem Bey, o zaman yine program akışına göre devam edecek olursak, bir Esma Hanım'ın sorusu var. Fakat ben not aldım. Bir sonraki soru cevapta ilk kendisine cevap verelim diyorum. Tamam. Programı takip etmek adına. O zaman şimdi soru cevap bölümünün ardından eş zamanlı maliyetle devam ediyoruz. Şimdi eş zamanlı maliyet konusunda Erdem Bey tekrar bahsedecek. Esasında şu anda İAS kullananlar, daha önce danışmanlık yapanlar, İAS'ta belli bir zaman harcayanlar normal maliyet kısmını bir şekilde biliyorlar. Maliyetin nasıl çalıştığı. Şu son zamanlarda yaptığımız, geliştirdiğimiz eş zamanlı maliyetten biraz bahsetmek istiyorum. Eş zamanlı maliyet konseptinden. Bu şu anki maliyetten farkı nedir? Nasıl çalışır? Dikkat edilmesi gereken noktalar, avantajları nelerdir? Bundan bahsedeceğim. Şimdi eş zamanlı maliyet konseptinde ilgili dönem içinde süreçler geliştikçe maliyet hesaplanır. Ve bunların muhasebesel karşılıkları sistem üzerinde oluşturulur. Yani ben bir envanter hareketi yaptığım zaman anında tutarlandırma çalışır ve daha sonra da muhasebeleştirme işlemi gerçekleşir. İptal yaptığımda yine aynı, giriş yaptığımda aynı, transfer yaptığımda, yani maliyetlenecek herhangi bir stok giriş, çıkış veya transfer işleminden sonra hiç fark etmeksizin envanter hareketine fiyat verilir ve o verilen fiyattan muhasebeleştirilir. Bu birinci kuralımız eş zamanlı. Bu sayede ne yapıyoruz? Esasında dönem içinde maliyet verilerini oluşturuyoruz. Normalde bizde daha önceki maliyet yapısında ay sonu maliyette tüm muhasebesel veriler ay sonunda oluşuyor. Gerekli raporları uygun maliyet verileri üzerinden izlenmesini ve raporlanmasını sağlıyoruz. Muhasebesel raporları da alabiliyorsunuz. Aslında dönem sonunda çalıştığımız maliyetin benzerini çalıştırıyoruz. Ama farkı anlık hesaplamak. Anlık çalıştırırken fakat elimde net bir fiyat yok. Şöyle düşünün, ben bir satın almaya bağlı giriş yapıyorum. Daha faturası gelmemiş, masrafı gelmemiş, hiçbir şeyi gelmemiş. Burada benim esasında bir fiyatı kabul etmem lazım. Bu da biraz sonra bahsedeceğim esasında iki yapıyla oluyor. Standart fiyat üzerinden yürümek veya yürüyen ağırlıklı fiyat üzerinden yürümek. Şimdi bu maliyet yönteminde dönem içindeki envanter hareketleri sırasında ya standart fiyattan ya da yürüyen ağırlıklı ortalama fiyattan stok girişleri değerlenir, tutarlanır ve muhasebeleştirilir. Bunlara ham madde, yarı mamül, ürün, alsat fark etmez. Hepsi dahil. Dönem sonunda da ben bunları tutarlandırdım, muhasebeleştirdim. Esas olay dönem sonunda geliyor. Dönem sonunda çünkü fiili maliyet çalıştırıyorum. Gerçekten maliyeti çalıştırıyorum. Ve bu çalıştırdıktan sonra ben planlarla fiililer arasındaki farkları görebiliyorum. Şimdi tek tek örnekler üzerinden gidelim. Genel yapısı bu. Ben bir fiyat veriyorum, anlık olarak tutarlandırıyorum, muhasebeleştiriyorum. Ondan sonra belli farklar oluşuyor. Fatura farkı olabilir, masraf farkı olabilir. Benim üretimimden kaynaklı daha fazla ham madde kullanmışımdır. Ne bileyim işte daha fazla aktivite kullanmışımdır. Daha az kullanmışımdır. Bu farkları dikkate alıyorum ve fark kayıtlarını oluşturuyorum. Temel yapı bu. Bir örnek üzerinden gidersek, mesela standart fiyatla yürüyen ağırlıklı ortalama fiyat dedim. Bunların örneklerini vereyim. Standart fiyat verildiğinde, diyelim ki bir malzemeye bir standart fiyat verdim. Her satın alma girişi sırasında satın alma sipariş fiyatı ile standart fiyat karşılaştırılıyor. Bir fark varsa oluşan fark, fark kayıtları tablosunda tutuluyor. Yani benim 001 numaralı satın alma siparişimin
Ben o malzemeye 5 lira fiyat vermişim. Satın alma siparişindeki fiyat 7 lira. 2 liralık bir fark var. Bu fark tablosunda tutuluyor. Bu iş yerinde bu envanter hareketiyle 2 liralık bir fark var diye. Daha sonra masraflar geliyor diyelim. Değer iadeler geliyor olabilir. Miktar iade geliyor olabilir. Her şey geliyor olabilir. Ben bunları da normal koşullarda her masrafı, her değer iadeyi bu envanter hareketiyle ve bu satın alma siparişi referansıyla tutarak fark tablolarında tutuyorum. Ve en sonunda ay sonuna geldiğim zaman şunu görüyorum. Ben buna 5 lira standart fiyat vermişim ama fatura farkı, sipariş farkı, masraf farkı hepsi eklenince 8,5 lira olmuş. Doğal olarak ben standart fiyatımı düzgün fiyata çekebiliyorum aradaki farkları kullanarak. Şimdi burada ne önemli? Burada önemli olan şu. Sizin ilk ay girdiğiniz fiyat hiç önemli değil standart fiyatta. Çünkü bütün satın alma siparişinden standart fiyatla karşılaştırınca faturadan veya masraflardan karşılaştırdığı durumda ikinci aydan itibaren sistem diyecek ki senin standart fiyatın girdiğin bu fiyat değil şu olması lazım diye öneride bulunacak. Doğal olarak girilen fiyatın doğruluğu tabii ki ilk ay gerçeğe yakın olması daha iyi bir şey ama gerçeğe yakın olmadığı durumlarda da sistem ikinci aydan itibaren bu standart fiyatı kendisi yönetiyor ve kendisi güncelliyor. Burada bir önemli durum daha var. Şeyden bahsettim. Standart fiyat verdim. Siparişle bir fark varsa farkta tutuyoruz. Faturayla bir fark varsa, faturayla siparişte bir fark varsa farkta tutuyoruz. Masraf giriyorsak fark kayıtlarında tutuyoruz. En sonunda ben bir satın alma siparişine veya envanter hareketine baktığım zaman şunu görebiliyorum. Bunun şu kadarı fatura farkından, bu kadarı sipariş farkından, bu kadarı da masraflardan diye bunları rahatlıkla ayırabiliyorum. Şimdi devam edeyim. Bu farkları anlattıktan sonra bu standart için geçerli. Yani ben bir standart fiyat veriyorum. Sistem o ay bu standart fiyatla farkları oluşturuyor. Fark tablosunda tutuyor ve bir sonraki ay bu standart fiyatı güncelliyor. Bir de yürüyen ağırlıklı ortalamamız var. Yani ismi yürüyen ağırlıklı ortalama ama esasında temeli şu. Ben bir standart fiyat vermiyorum malzemeye. Standart fiyat olarak bir fiyat almıyor. Alacağı fiyatı satın alma siparişinin üzerindeki fiyat olarak alıyor. Stoğa bir satın alma siparişi girdi. Sistem gitti. Satın alma siparişinin üzerindeki fiyatı aldı. Envanter hareketinin üzerine yazdı ve muhasebeleştirdi. Bu durumda zaten envanterle sipariş üzerinde bir fark olmuyor. Daha sonrasında bir fatura gelirse, burada bir fark oluşursa biraz önce anlattığım süreç devam ediyor. Masraf gelirse biraz önce anlattığım süreç devam ediyor. Ve bu farklar fark tablosunda tutuluyor. Standart fiyatlı yöntemde çıkış hareketi yine o standart fiyatı alır. Yani girişler çıkışlar tüm standart fiyatı alır. Sistem ay sonunda bunu yönetir. Ama yürüyen ağırlıklı ortalamadaki sistemde sistem satın almadaki fiyatları alır. Satın alma siparişlerinin fiyatları farklı olabileceği dikkate alınırsak eğer çıkış hareketleri de şu anki yürüyen ağırlıklı ortalama gibi esasında daha önceki girişlerin ortalama fiyatını alarak devam eder. Ama yine burada önemli kısım var. Dediğim gibi ikisinde de biri standart fiyat alıyor, diğeri satın alma siparişi üzerindeki fiyat alıyor. Çünkü ben satın alma siparişine bağlı giriş yaptığım zaman anlık olarak tutarlandırıyorum ve muhasebeleştiriyorum ve elimde o an fatura yok, masraflar yok, başka hiçbir şey yok. O yüzden alabileceğim çek şey sipariş üzerindeki fatura. Sipariş üzerindeki fiyat. Şimdi girişleri aldım. Girişler bu şekilde. Artık ay sonuna geldim. Ay sonunda şununla karşılaşıyorum. Ben her envanter girişimin üzerinde bir fark olup olmadığını görebiliyorum. Bu farkları envanterlerin üzerine yazıyorum ve daha sonra tüm çıkışların üzerlerine dağıtıyorum. Doğal olarak ben ilk başta girdiğim, muhasebeleştirdiğim girişlerin üzerine fark kayıtları geldi. Çıkışta yine fiyat verip muhasebeleştirdiğim kayıtların üzerine farklar geldi. Ben ay sonunda sadece bu oluşan farkları muhasebeleştiriyorum. Farklar zaten yine envanter hareketinin üzerinde var. Envanter hareketinin üzerinden aynı normal maliyet gibi sadece farkları muhasebeleştirerek o envanter hareketinin gerçek fiyatını buluyorum. Bu bana neyi sağlıyor? Esasında şunu sağlıyor. Ben tutarlandırma ve mal faturasının
muhasebeleştirme kısımlarını ay sonunda yapmıyorum. Dönem içinde yapıyorum. Bunları anlık olarak görebiliyorum. Sadece faturalardan veya masraflardan olan farkları ay sonunda yönetip ay sonunda bunları da çıkışların üzerine dağıtıyorum. Şimdi bir daha teknik bir örnek vermem gerekirse burada esasında ben ara hesaplar kullanıyorum. 800'lü ara hesaplar dediğim. Mesela bir satın alma siparişine bağlı bir giriş yaptım. Envanter girişi. Sistem şu şekilde çalışıyor. 150 hesaba bir giriş yapıyor. Daha sonra 800'lü hesaba bir borç yazıyor. Bunun faturası girildiği zaman 800'lü hesaba alacak yazıp 320 tedarikçiye borç yazıyor. Yani normal koşullarda bunlar birbirlerini kapatıyorlar. Fark olduğu durumda ise ben 800'ün başka bir kırılımına, 801 diye düşünün, bu kırılımına gidiyorum, oradaki fark tutarını yazıyorum. Böylelikle benim ay sonunda 800'lü hesaplarda herhangi bir farkım olmaması lazım. Bunu da kontrol edebiliyorum. Peki, şimdi bu işlemleri yaptım. Ay içinde muhasebeleştirdim, tutarlandırdım, muhasebeleştirdim. Ay sonu geldi, ben dönemi kapatacağım. Dönemi kapatmak için hangi adımlar var? Şimdi öncelikle biraz önce bahsettiğim maliyet işlemlerinde maliyet öncesi kontrol, ön kontrol raporlarını yine burada yapıyoruz. Bu olmazsa olmazımız. Daha sonra yine cost dağıtımını çalıştırıyoruz. Yani çünkü ay sonunda sadece benim doğalgaz, elektrik, işçi maaşları vesaire muhasebesel kayıtları oluşuyor. Doğal olarak ben cost tarafında dağıtımları yine ay sonunda gerçekleştirmem lazım. Sonra ne yapıyorum? Ay içinde oluşan satın alma farklarını hesaplayıp hem demin dediğim gibi kendi giriş hareketlerine hem de çıkış hareketleri üzerine dağıtıyorum. Daha sonra iş emri tarafına geçiyorum. Şu anda iş emrimde ne demiştim? Tüm envanter giriş ve çıkışları standart fiyattan veya yürüyen ağırlıklı ortalamadan hesaplanır. Buna iş emirleri de dahil. Yani iş emirleri ay içinde giriş yaparken gidip de şeyi yapmaz. Alt parçaları neler tüketilmiş, neler aktivite onayı verilmiş ona bakmaz. Sistem şuna bakar. O iş emrinin fiyatı nedir? İş emrindeki ürünün fiyatı nedir? O ürünün fiyatıyla ben giriş yapacağım, tutarlandıracağım, muhasebeleştireceğim. Ay sonunda yaptığımız iş, önce ben ham maddelerimi buldum. Ham maddelerimin farklarını hesapladım, üzerine yazdım. Doğal olarak elimde gerçekleşen tüketimlerin fiyatları var. Aktivitelerimi kosttan dağıttım. Aktivitelerimi buldum, yazdım. Şu anda gerçekten aktivitelerimin birim fiyatları ve ne kadar kullanıldığına dair bilgi var. Ve ben onu yine iş emri maliyetinde hesaplayabiliyorum. İş emri maliyetini çalıştırarak gerçekleşen iş emirlerini bulup dönem içinde hesaplananla farklarını yine bir fark tablosuna yazıyorum. Ve daha sonra da bu farkları, bu ürünün çıkış hareketi varsa, satış, ne bileyim başka çıkış hareketleri varsa onların üzerine dağıtıyorum. Yani temel yaptığım şey, ben dönem içinde bir şekilde bir standart fiyattan veya yürüyen ağırlıklıdan bir fiyat veriyorum. Ama dönem sonunda ilgili hesaplamaları, satın alma tarafında sadece farkları kullanarak, üretim tarafında ise gerçek iş emri maliyetlerini hesaplayarak gerçek maliyetlerini bulup yine farklar üzerinden dağıttım ve muhasebeleştirme yapıyorum. Hepsi bittikten sonra şunu görüyorum. Benim tüm envanter hareketlerim üzerinde fiyat var ve fiyat farkları var. Doğal olarak bir sonraki dönemin kullanılacak standart fiyatı nedir? Standart fiyatlı yöntemde bunu hesaplayabiliyorum ve maliyet tablolarına yazıyorum. Gelecek ay kullanılmak üzere. Genel olarak eş zamanlı maliyetin yapısı bu. Avantajlarından bahsedeyim. Avantajları şu, anlık olarak muhasebede kayıt görebiliyorsunuz. Muhasebesel işlemlerinizi ve tutarlandırma işlemlerinizi örnek vereyim. Eğer fatura ile sipariş arasında fiyat farkı çıkmıyorsa ve esasında herhangi bir şey yoksa, masraf çok fazla yoksa tüm muhasebeleştirme ve tutarlandırma işlemlerini o anki envanter hareketini yapıldığı zaman yaptığınız için ay sonunda bir süreden bir kar ediyorsunuz. Onun dışında anlık olarak dediğim gibi fiyatları görebiliyorsunuz. Dezavantajına gelirsek birkaç tane de tabii bunun dezavantajı var. Dezavantajı şu,
anlık olarak muhasebesel kayıt oluşturduğunuz için muhasebeyi her hep envanter hareketi bazında kayıt atıyorsunuz. Bazı firmalarda ben muhasebeye malzeme gruplayarak kayıt atmak istiyorum diyenler olabiliyor. Muhasebede ben çok fazla data görmek istemiyorum diyenler olabiliyor. Bu durumda muhasebeye biz esasında tüm kayıtlarımızı envanter hareketi bazında atıyoruz. Gruplandırarak atmamızın bir çaresi yok. Tabii geriye dönük hareketler, negatif stoğa düşen hareketler veya maliyeti etki eden, maliyetin çalışmasını etki eden hareketler. Mesela kayıt bir hareket kodu oluşturmuşsunuz, kayıt anahtarı yapmamışsınız. Bu durumda da sistem envanter hareketi sırasında sizi engelliyor. Bunun muhasebesel kaydını oluşturamadım diyor. Envanter hareketini yapamıyorsunuz. Dediğim gibi avantajları da var, dezavantajları da var. Bu biraz daha anlık ben maliyeti dönem içinde görebileyim ve dönem sonunda maliyet çalıştırırken çok fazla işlem yapmayayım, süre avantajını kullanayım diyebilen müşteriler için geçerli olan bir yöntem. Ama sonuç olarak ikisinin de sonucu aynı oluyor. Birinde dönem sonunda her şeyi hesaplıyoruz. Ötekisinde dönem içinde bir fiyattan hesaplayıp daha sonra farkları bulup o farkları muhasebeleştirerek aynı sonuca ulaşıyoruz. Soru cevaplara geçelim mi Erdem Bey? Kesinlikle geçelim. Tamam. O zaman şimdi soru cevaplarla devam edelim. Teşekkürler. Çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Ekran üzerinden senin şu anda açtığın ekranda esasında muhasebeli eş zamanlı maliyetin adımlarını da görüyoruz. Hangi adımları yapmamız lazım? Buradan adım adım ilerleyebiliyoruz. Maliyet öncesi kontrol dedim. Bir eşleştirme göreceğiz. Hangi sipariş hangi farkla eşleşmiş? Dönemi kapatacağız. KOS'u çalıştıracağız. Satın alma fiyat farkını hesaplayacağız. İş emri maliyetlerini hesaplayacağız. Üretilen maliyetlerin fiyat farklarını daha sonra hesaplayacağız. Sonra raporları inceleyeceğiz. Fiyat farklarını muhasebeleştireceğiz ve sonraki dönemin fiyat güncellemesini yapacağız özet olarak. Teşekkür ederim. Tamamdır. Ben teşekkür ederim. O zaman şimdi soru cevap bölümüyle devam edelim. Zamanlı maliyet altında. Öncelikle bir önceki soru cevap bölümünden kalan bir sorumuz vardı. Esma Hanım'ın bir sorusu. İsterseniz şöyle yapalım. Bu bölümde sadece eş zamanlı maliyetle ilgili soruları alalım. Daha sonra multi-thread'le ilgili alalım ve en sonunda genel soruları alsak daha iyi olur. Çünkü şu anda hazır eş zamanlıyı konuştuk. Onunla ilgili soruları alıp cevap vermek daha mantıklı olur bir. Tamamdır. Öncelikle o zaman eş zamanlı maliyet sorularına öncelik verelim ama Esma Hanım'ın da sorusu tek kaldı. O yüzden başka bir soru olmadığı için onu da en sona indirelim bu bölüm. Erdoğan Bey'le başlayalım. Öncelikle o direkt oradan bu konuyla ilgili bir sorusu vardı. Erdoğan Bey mikrofonunu açalım. Erdoğan Bey merhaba. Şu an mikrofonu açıp doğrudan Erdem Bey'e sorabilirsiniz. Merhaba, herkese iyi günler. Erdem Bey merhaba. Benim iki tane sorum var. Birinci sorum şu, online maliyetlendirmede Verte 01'den girdiğimiz satış masraf faturası tipinde bir fatura girişi olursa sistem burada nasıl hareket ediyor? Satış faturalarına kesinlikle bakmıyoruz. Satış bizim işimiz değil. Satış tamamen sistemin oluşturduğu, satış fiyatlarının sistemin oluşturduğu bir yapı var. Yani ben sadece girişleri dikkate alıyorum. Girişlerden sonra çıkışları girişler üzerinden hesaplıyorum. O yüzden herhangi bir satış faturasını dikkate almak gibi bir durum yok. Bu satış faturası değil. Verte 01'den aslında bir alış faturam var ama bu satış masrafı olarak giriyorum ben buna. Satış masrafı faturasını eğer ayarlamaları, konfigürasyonları yaparsak o satın almanın altında sanki masraf kullanılıyor gibi tanıtabiliyoruz. Tamam. İkinci sorum da şu. Bedelsiz fatura girişi olan bir stok hareketim olduğunda online maliyet ile klasik maliyetlendirme arasında temel bir fark var mı? Temel hiçbir fark yok. Şöyle esasında iki tane fark var. Demin bahsettiğim. Klasik maliyetlendirmede belgesi giriş esnasında bir fiyat vermem gerekiyor. İlla ki bir fiyat vereceğim. Ama online maliyette şöyle bir durum var. Demin bahsettiğim iki tane yapı vardı. Standart fiyat ve yürüyen ağırlıklı ortalama fiyat. Standart fiyatta sistem daha önceki ay verilmiş bu ayın standart fiyatını kullanarak yani herhangi bir fiyat bulamadığı durumda standart fiyatı kullanarak devam eder. O yüzden ekstra olarak belgesiz girişlere her belgesiz girişe bir fiyat vermenize gerek yok. Yürüyen ağırlıklı ortalama bölümünde ise sistem o anki yürüyen ağırlıklı ortalama fiyatını biliyor ve o girişin aynı yürüyen ağırlıklı ortalama fiyatıyla stoğa girmesini sağlıyor. Yani en önemli fark şu,
eski tip, yani daha doğrusu dönem sonunda yapılan maliyette ben manuel fiyat vermek zorundayım. Ama buradaki maliyette zaten o dönemin standart fiyat kullanıyorsam standart fiyatı belli, o fiyattan devam edecek. Yürüyen ağırlıklı ortalama kullanıyorsam yürüyen ağırlıklı ortalama fiyatı belli, o fiyattan devam edecek. Tamamdır o zaman. Erdal Bey, sorunuz için teşekkürler. Bir de Mustafa Arda Tosunoğlu. Mustafa Bey'in de bir sorusu var. Hemen kendisinin de mikrofonunu açalım. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar. Sesim geliyor galiba. Evet geliyor. Harika. Erdem Bey kolay gelsin. Teşekkürler Arda Bey. Online maliyetle ilgili zaten benim merak ettiğim nokta şu. Sanırım buradaki amaç IFRS'in standart fiyattan raporlama mantığı üzerine kurulu bir yapı. Biraz da ara hesaplar 810'larda, 812'lerde yürüdüğünüz bir yapıdan bahsediyoruz. Burada ben yarı mamül girişlerimi ve ürün girişlerimi fiyatlamak adına mutlaka standart maliyetten bir standart maliyet şemasıyla fiyatlamayı yapmak zorunda mıyım? Yoksa bir manuel fiyat vermem gerekiyor? Çünkü sanırım aradaki fark şundan bahsediyoruz. Sadece malzeme olaraktan değil, dönem sonunda aktiviteyi de karşılaştırdığım zaman standart maliyetten gelen aktiviteyle fiiliden gelen aktivitenin de karşılaştırmasını sağlıyor olması gerektiğini düşünüyorum şeyin. Online accounting'in. Şimdi şöyle bir durum var. İlla ki CAL modülünü, standart maliyet modülünü kurmanıza ve onu çalıştırmanıza gerek yok. Ama bunu çalıştırmanın sonucunda bizim elimize şu geçecek. Gerçeğe yakın fiyatlar gelecek. Daha sonra biz bu gerçeğe yakın fiyatları kullanacağız malzeme kartı üzerinden. Ama illa ki bunun bir ihtiyacı yok. Biz burada kendimiz elle fiyat verip, istediğimiz fiyatı verip, sistemi o şekilde çalıştırıp, ay sonunda da zaten şurada şöyle bir durum var. Benim ilk başta verdiğim, ilk çalıştırırken verdiğim manuel fiyatın sadece fark kayıtlarının büyük mü çıkacak, küçük mü çıkacak, onun o bir sonuca varacak. Çünkü ay sonunda eğer ben çok çok küçük bir manuel fiyat vermişsem fark kayıtlarım çok büyük olacak. Eğer daha büyük bir fiyat vermişsem fark kayıtlarım küçük olacak. Amaç şurada, benim vereceğim fiyatın ne kadar doğru veya doğruluğu çok önemli değil. Ay sonunda sistem onu her türlü düzeltecek ve sonraki aylarda artık düzeltilmiş fiyatı kullanacak. Ama dediğim gibi kal kurulup kalın gerçekten o yarı mamulün fiyatını, aktivitelerin fiyatını hesaplayıp daha sonra ondan gerçek fiyata yakın bir fiyat bulursanız ilk aydan itibaren bu aradaki gerçekle fiiliyle daha önce oluşturduğumuz fiili hesaplananla plan hesaplananın arasındaki fark çok küçük olacak ve fark kayıtları çok küçük gelecek. Tek fark bu. Aslında Erdem Bey tam olarak dediğinizi anladım. Yalnız düşüncem şu şekilde bir yapı oluştu. Mesela bu standart fiyatı verirken elimizde iki ana unsur var. Ham madde ve aktiviteler olarak da adlandıralım. Şimdi ISRS'te bunu adamlar raporlarken şöyle bir yapıyla geliyorlar. Ham maddede ne kadar satman var, aktivitede ne kadar satman var. Burada şu an sanırım sadece ikisinin birleşmiş halinde genel fiyatta ne kadar satman var olarak raporluyoruz değil mi? Şu anda birleşmiş olarak raporluyoruz fakat bu çıkan farkları farklı ara hesaplarda tutarsak bu ara hesaplarda birikenlerin hangilerinden olduğunu çıkartabiliriz. Aynı şey gibi satın almaya bağlı giriş yapıyorum. Ben eğer tek bir ara hesap kullanırsam ben satın alma girişiyle satın alma faturası, satın alma siparişiyle faturası, masrafları arasındaki fiyat farklarını göremem. Hatta ben her bir masraf için farklı ara hesap kullanırsam ben her bir masrafın ne kadar olduğu, ne kadar fark yarattığını da görebilirim. Bu tamamen muhasebesel ara hesaplar üzerinden yönetilecek bir durum. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz Mustafa Bey. Şimdi Esma Hanım'ın da sorusunu alalım. Evet, Esma Hanım'ın sorusuna hemen geleceğim. Ona dönüyordum. Esma Hanım, mikrofonunuzu açtım. Hoş geldiniz. Sorunuzu alalım. Ben yeniden işlem ve kalitesizlik maliyetiyle alakalı bir şey sormak istiyorum. Yeniden işlem maliyeti ve kalitesizlik maliyetini sistemde nasıl hesaplıyorsunuz ve nasıl raporluyorsunuz? Kalitesizlik maliyetinden kastınız nedir? Örnek, yani kalitesizlik maliyeti diye ayrı isteniyor bu. İşte gerek belgelendirme tarafında, gerek işte şirket içi KPI ölçümlerinde. Bunlara ihtiyaç duyuluyor. Adı bu şekilde geçiyor yani. Yeniden iş,
Kalitesizlik maliyeti şu, örnek veriyorum, işte üretimden çıkan fireler, geri dönen iadeler, yeniden işlemler de bir kalitesizlik maliyeti doğuruyor. Yeniden işlemlerden de kastım şu, zaten bir ürün oluşmuş ama ufak bir işte üzerinde toz var mesela. Sadece işçilik maliyetiyle işte o toz temizleniyor veya işte ufak bir parçası kırıldı, bu yapıştırılıyor. Bunu nasıl yönetiyorsunuz? Şimdi veya yönetilebiliyor mu? Tabii ki, tabii ki. Cevap vereyim hemen. Burada iki tane durum var. Bir tanesi yeniden işleme. Yani ben bir ürünü üretiyorum, belli şeyler olmadı, tekrar işleme sokuyorum. Evet. Öteki de ben bir ürün üretiyorum ama fileler var. Ortaya file çıkmıyor. Diyelim ki 100 tane üreteceğim ama ben 80 tane üretebildim ama tüm ham maddeleri, tüm her şeyi harcadım. İkinci durum da bu. Önce fileden bahsedeyim. File durumunda biz fileleri ayrı muhasebeleştirecek bir yapıya sahibiz. Destek tablolarındaki ayarlamalarla benim ürünümün üzerine gidecek maliyeti ve file maliyetini ayrı muhasebeleştirebilirim veya ayrı muhasebeleştirmeyebilirim. Bu tamamen kurgusal olarak ayarlanıp benim bu muhasebeleştirme esnası sırasında hangi kayıt anahtarlarını kullandığımla alakalı bir şey. O yüzden file kısmına cevap vermek gerekirse ben bunu kayıt anahtarıyla hallediyorum ve kayıt anahtarının yardımıyla farklı hesaplarda muhasebeleştiriyorum. Muhasebe tarafını da gösterip raporlayabiliyorum. İkinci kısma gelirsek bu yeniden işlem maliyeti. Yeniden işlemin de esasında birkaç tane yolu var. Şimdi bizim uygulamada esasında her şeyi yapmanın birden fazla yolu var. Tamamen kurgunun nasıl olduğuyla alakalı. Bir tane iş emriniz vardır. İş emriniz içinde operasyonlar vardır. Bu operasyonlara herhangi bir aşamada yeni operasyon ekleyebilirsiniz. Bir yeniden işleme operasyonu eklersiniz. Belli bir kontrolden sonra bu yeniden işleme operasyonuna girer. Bu yeniden işleme operasyonunda ekstra olarak hangi ham maddelerin tüketileceği veya tüketilmeyecekse de hangi aktivitelerin yapılacağı bellidir. Ve bu yeniden işleme operasyonuna girdiği durumda o iş emrinden oluşan ürünün maliyetini bu tabii ki etkiler. İkinci olarak da yeniden işleme, biz yeniden işleme iş emri tipinde yeni bir iş emri oluştururuz. Stoğu malzeme girer. Stoğu malzeme girdikten sonra sadece yeniden işleme yapılacak operasyonun olduğu yeni bir iş emri açılır ve sadece o iş emri açılarak bu yönetilebilir. Tamamen kurgusal olarak nasıl karar verildiğiyle ve destek tablosu ayarlarının nasıl yapıldığıyla alakalı bir şey. Ama her iki türlü de hem fire tarafı hem dediğim gibi bu işlem, yeniden işlem maliyetlendirme kısmı birçok şekilde yapılabilir. Kurgu tamamen danışmanların size geldiği zaman sizin işleyişiniz üzerinden oluşturacağı bir yapıyla sağlanır. Raporları da tabii ki gösterilir. Esma Hanım, sorunuz için teşekkürler. Şu anki bölüme kadar ilk oturumumuzda neyden bahsetti Erdem Bey? Maliyetten bahsetti. Ardından eş zamanlı maliyetten bahsetti. Şimdiki devam edenlerden sonraki oturumumuzda da Erdem Bey bize multi-thread maliyetten, varlığından da PRCT 0 maliyet kokpit ekranından bahsediyor olacak. Erdem Bey, tekrar sizdeyiz multi-thread maliyetle beraber. Şimdi multi-thread nedir? Esasında bir işi birden fazla koldan yapmak. Yani aynı işi birden fazla koldan yapacağız ki temel amacımız, multi-thread maliyetteki çalışmamızın temel amacı nedir? Dönem sonunda gerçekleştirdiğimiz fiili maliyet çalışmalarında harcanan zamanın, eforun daha aza indirilmesi, minimize edilmesi. Şimdi bu sebeple toplu gerçekleştirilen bazı işlemler var fiili maliyet çalışırken. Bunlar neler? Envanter hareketlerinin tutarlandırılması, innovate on uygulaması dediğimiz yer, iş emri maliyetlerinin hesaplanması, PRDT 51 çalıştırdığımız yer. Buralar envanter hareketi sayısına göre, malzeme sayısına göre, iş emri sayısına göre, demin bahsettiğim tüm kompleks hesaplamalarla beraber belli bir sürede çalışıyor. Bunları daha minimize edebilmek için bizim yaptığımız maliyetin innovate on ve PRDT 51 tarafının multi-thread, yani birden fazla koldan çalışması. Yine bu çalışma kapsamında bizim esasında düzenlediğimiz bazı uygulamalar daha var maliyet tarafında. Neler bunlar? Biz bu oluşan envanter hareketlerini muhasebeleştiriyoruz. Innovate 11 uygulamasından.
Bu uygulama üzerinde de hızlandırma çalışmaları yaptık. Bunun dışında iş emri maliyetlerini PRDT 60 üzerinden muhasebeleştiriyoruz. Aktivite maliyetleri ve ürün giriş hareketlerinin muhasebeleştirme süreçlerinde performans iyileştirmelerini yine PRDT 60 uygulaması üzerinde yaptık. Genel olarak multi-thread'den bahsetmek gerekirse nedir? Şimdi tutarlanması istenen malzeme kaydı sayısı belli. Bu sayıya bağlı olarak sistem yapılması gereken işi paralel yürüyen birden fazla envanter hareketi tutarlama sürecine paylaştırıyor. Ve bu süreçleri paralel olarak başlatıyor. Bu sayede birbirini etkilemeyen malzemelerin envanter hareketi tutar hesaplamaları aynı anda gerçekleştiriyor. Şimdi birbirini etkilemeyen dedim burada. Birbirini etkileyenler ne oluyor? Esasında diyelim ki envanter tarafında çok daha az örnek var ama iş emri tarafında daha fazla var. Diyelim ki bir malzemeden malzemeye transfer yaptınız veya tesisler arası transfer yaptınız. Bu transferler birbirlerini bekliyorlar. Bu durumda da sistem bir tur yapıp da bırakmıyor. Öteki iş bitene kadar yapmaya devam ediyor, çalışmaya devam ediyor. Doğal olarak hem iş emri tarafında hem ham madde maliyeti tarafında esasında multi-thread maliyet sadece belli başlı kolları ayırıp üzerine verilen işi yapmak değil, diğer threadlerin yaptığı işleri de dikkate alarak ben çalışmaya devam etmeli miyim yoksa çalışmam artık bitti mi kararında veren bir yapıya sahip. Multi-thread'de yapılan iş aslında paralel süreç başlatıyoruz. Aynı anda bu işi yaptırıyoruz. İstenildiği takdirde kısıtlar ve thread sayıları müşterinin ve proje yöneticisinin bilgisi dahilinde değiştirilebiliyor. Yani bu kodsal bir değişiklik oluyor. Diyor ki ben thread sayımı arttırmak istiyorum. Tabii bu server'ın kapasitesiyle, RAM ile vesairesiyle de alakalı veya yapılan zamanla da alakalı. Sonuçta 15 tane aynı anda iğne ve tonu veya perette 51'i çalıştırdığınızı düşünün. Bu belli bir yük alabilir. Bunu gelen proje yöneticisiyle müşterinin beraber değerlendirip thread sayılarını ortaya koyup o şekilde çalıştıracağı bir yapı. Şimdi ne var? İğne ve ton tutarlandırma ve perette 51 maliyetlendirme. İki kısımda biz multi-thread çalıştırdık dedik. Multi-thread dediğim gibi arka tarafta sadece maliyet kodlarını çalıştırıyor, paralel çalıştırıyor. Ama ekstra bir özellik olarak birbirlerini bekleyen iş emirlerinde o iş emri bitmeden tüm threadler işlerini bitirmeden maliyet kapanmıyor. Çünkü şöyle düşünün, bir thread çok hızlı gitti, işini bitirdi. Eğer kapattığı durumda belki diğer thread'in yaptığı iş bunu etkileyecek ve çalışmaya devam etmesi gerekecek. O yüzden ortaya koyduğumuz, çıkardığımız tüm threadler artık ben iş yapamıyorum, bir önceki çalışmamla aynı sonuçları aldım diyene kadar maliyet çalışmaya devam ediyor. Şimdi ekrandan, sunumdan biraz bahsedersek şöyle bir durum var bir de. Eskiden maliyete basıyordum, sadece yüzde kaçı tamamlandığını görüyordum. Şu anda multi-thread yapısında ekrandaki kokpit üzerinde tutarlandırma izleme ve iş emri maliyet izleme gibi iki tane adım var. Bu adımlardan biz maliyetin ne durumda olduğunu izliyoruz. Mesela örnek vermek gerekirsek şu anda 15 tane thread açılmış. Threadlerin bazıları tamamlanmış, bazıları hala çalışıyor. Toplam tutarlanacak malzeme sayısı üzerinde belli. Şu anda o thread hangi satırdaki malzemeyi, kaçıncı malzemesini yapıyor, kaç defa döngüye girmiş, oluşturan kişi, oluşturma tarihi bilgileri var. Yan tarafta da toplam işe malzeme sayısı, kaç tanesi tutarlandırılmış, kaç tanesi tutarlandırılmamış bilgisi var. Yani artık bu ekran üzerinden bir multi-thread maliyet çalıştırdığınız takdirde tüm threadlerin durumunu izleyebileceksiniz. Aynı şekilde iş emri maliyet izleme ekranında da bu şekilde. Kaç tane iş emri üzerinde var? Kaç tane iş emri şu anda maliyetlendirilmiş? Kaçıncı iş emrinde? Vesaire. Bu gibi bilgiler çalışıp çalışmadığı, tamamlanıp tamamlanmadığı bilgisi de burada mevcut. Multi-thread yapımız da esasında bu. Her şey kodlarda oluşuyor. Normal konseptte esasında bizim normal maliyet yapısını paylaştırıp da ayrı threadlerde çalışma imkanı sağlıyoruz. Multi-thread ile ilgili soru var mı Ersan? Şu
Şöyle multithread ile ilgili sorular var. İsterseniz Cockpit'ten de bahsedelim. Cockpit'ten sonra toplu bir şekilde tüm soruları bir kere de alalım. Olur. Şimdi Cockpit neden var ve Cockpit'i Cockpit bize neyi sağlıyor? Biraz da ondan bahsedeyim ben. Şimdi Cockpit'te şu ekranda yine görebilirsek. Ekranımı açayım. Üç tane bölümümüz var. Bu üç bölümden bahsetmiştim ya. Bir tanesi envanter hareketlerinin olduğu, tutarlandırıldığı. İkincisi maliyet dağıtım bölümün. Üçüncüsü de iş emri maliyetlerimin olduğu bölüm. Şimdi burada ne yapıyorum? Envanter hareketi bölümünden benim kaç tane malzememin tutarlandırılmış, kaç tane malzemem tutarlandırılmayı bekliyor ve toplam kaç tane malzemem var onu görüyorum. Üstüne double click yaptığım zaman bu malzeme bilgileri aşağı tabloda listeleniyor ve bu tabloda listelenenler üzerinden işlem yapabiliyorum. Ne yapıyorum? Yan tarafta göreceksiniz bu listelenenleri. Sağ tarafta mesela listelenen malzemenin malzeme kartı bilgilerine gidebiliyorum. O envanter hareketinin detayına gidebiliyorum. İğne ve ona gitmeden buradan resetleyebiliyorum. Buradan çalıştırabiliyorum. Veya bir doküman yönetiminden bir belge eklenmişse onu görebiliyorum. İkinci grupta maliyet dağıtımı ile ilgili bölüm var. Muhasebedeki mevcut tutarı görebiliyorum sol tarafta. Sağ tarafta da COS çalıştıktan sonra, maliyet muhasebesi çalıştıktan sonra muhasebeden toplanan tutarı ve maliyet merkezlerindeki aktivitelerin üzerinde dağıtılmış tutarı görebiliyorum. Yine double click yaptığım zaman alt tarafta kontrol raporlarına ve bu toplanan ve dağıtılan maliyet merkezlerindeki aktiviteleri ve dağıtılmış tutarlara ulaşabiliyorum. Bunları görebiliyorum. Üçüncü kısımda da iş emri maliyeti bölümü var. İş emri maliyeti bölümü aynen envanter maliyeti gibi. Ben toplam iş emri maliyeti kaç tane iş emrimin olduğunu görüyorum. Maliyetlendirilmiş ve maliyetlendirilmeyi bekleyen veya maliyetlendirilmeyen iş emirlerinin sayılarını buradan görebiliyorum. Yine double click yaptığım zaman aşağı iş emirleri listeleniyor. PNDT 51'e gitmeden bu ekran üzerinden demin bahsettiğim gibi resetleme ve çalıştırma yapılabiliyor. Alt tarafta da dedim ya size benim bir iş akışım var. Yani ben önce ham maddelerimi maliyetlendirmem lazım. Yani önce COS çalıştırabilir miyim? Belli durumlarda çalıştırabilirim ama çok mantıklı değil. Ondan sonra ilk başta iş emri çalıştırabilir miyim? Çalıştıramam. Öncelikle benim bazı süreç iş akışım var. Bu akışı da aşağıda göstermeye çalıştık. Her bir butonun altında ekstra alt süreçler var. Yani ben maliyet öncesi kontrol raporlarına bakmam lazım. Ondan sonra maliyeti çalıştırırken şu işlemleri yapmam lazım. Maliyeti çalıştırdım bunları yapmam lazım gibi adımlar veya işte dağıtım şeması kullanırken önce toplamam sonra toplama kontrolünü yapmam. Sonra dağıtma kontrolünü yapmam. Ondan sonra da aktivite birim fiyatlarını hesaplayıp aktivite birim fiyatlarını yazma işlemini yapmam lazım. Bunlar hep adım adım gidecek olan süreçler ve burada adım adım şema halinde kullanıcı ilgili ekranın ismini bilmeden dahi üzerine tıklayarak ulaşılabilecek bir yapıya getirdik. Yine demin de bahsettiğim gibi multithread kısmındaki tutarlama izleme ve iş emri maliyeti izleme de yine Cockpit'in üzerinde bulunan iki tane sekmeden oluşuyor. Genel olarak Cockpit'te bu şekilde. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. O zaman eğer multithread, maliyet ve Cockpit için tamam diyorsanız sorularla devam edelim. Sorularla devam edebiliriz. Tamamdır. O zaman sorularla devam edelim. Şimdi sorulara baktığımızda Esin Hanım'ın ilk başta bir sorusu var. Hemen Esin Hanım'ın mikrofonunu açalım. Esin Hanım merhaba. Sorunuzu doğru Erdem Bey'e sorabilirsiniz. Merhaba Erdem Bey. Sevgiler, merhaba, selamlar. Size de selamlar. Demontaj iş emrinin maliyetini soracaktım. Yani orada da gene bir lot takibi yapmak zorunda mıyız? Bir de onun tüketildiği, yani o demontajın sonucunda çıkan yarı mamullerin ve alt malzemelerin bir sonraki farklı bir iş emrinde maliyetine etkisi nasıl oluyor? Bunu öğrenmek istemiştim. Şimdi demontaj iş emirleri de esasında bizim biraz önce bahsettiğimiz ortaya birden fazla ürün çıkıyor. Bileşik bir iş emri. Sonuç olarak bu bileşik iş emirlerinde yine daha önce bahsettiğim bazı kurgular kullanılabiliyor. Eşdeğer yan ürün olarak tanımlanıp kullanılabiliyor. Ürün ağacının üzerinde belli kat sayılar verilerek onlar kullanılabiliyor. Malzeme kartının üzerinde
manuel fiyat veya new price, yeni fiyat alanına bir fiyat verilerek yine bu fiyatlandırma işlemi yapılabiliyor. Yalnız dediğiniz gibi şöyle bir durum var. Eğer demontaj iş emirlerin birden fazlaysa ve bunlardan çıkan ürünler ilgili özel olarak bir iş emirlerinde kullanılacaksa ve ortalama bir maliyet gitmesin, ben bu iş emrinden bu maliyet oraya gitsin diyorsak, evet dediğiniz gibi bir parti takibi yapmamız zorunlu. Ama öteki durumda esasında bir ortalama maliyet gidecek bir yapıda sağlanabilir. Yani siz bir demontaj yaptınız, çok önemli olmayan malzemeler var, onu da parti takibi yapmanıza gerek yok. Ortalama bir fiyat gidecektir bütün iş emirlerinden çıkanların fiyatları. Ama özel olarak bir malzemeniz varsa onu da parti takibi yapmanız lazım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz Esin Hanım. Sağ olun sorunuz için. Sonrasında Mukaddes Hanım'ın bir sorusu var. Hemen onu mikrofonla açalım. Mukaddes Hanım merhaba. Merhabalar tekrar. Doğrudan sorabilirsiniz Erdem Bey'e. Teşekkürler. Az önce göstermiş olduğunuz kokpit ekranı 802 yeni versiyon için mi geçerli? Çünkü biz 604 versiyon kullanıyoruz ve bu multi-trade yapısı yok. Hep farklı farklı ekranlara gidiyoruz. İşte kontrol raporları ile birlikte de yaklaşık 20 tane ekrana giriyorumdur aylık maliyet yapmak için, teyit etmek için. Bunu soracaktım. Aynen öyle. Ersan tekrar bir şu kokpit ekranına gelebilir miyiz? Tabii ki de hemen dönüyorum. Buradan biraz daha detaylı bahsedeyim. Tamamdır. Şimdi bu ekran evet aynen 802'de var. 802 ile beraber var. 802'ye geçtiğiniz takdirde bu ekran artı yukarıda gördüğünüz kutuların içindeki tüm opsiyonlar size gelecektir. Burada bir şey eklemek istiyorum. Burada yukarıda KPI butonlarımız var. Yukarıdaki kutular bizim KPI butonu adını verdiğimiz butonlar. Bu butonların arkasında esasında birer select çalışıyor sonuçta. Yani ben burada ne göstermek istiyorsam onun datası buraya geliyor. Tıklandığı zaman da alt tarafı bilgisi geliyor. Müşteri tarafında biz standart olarak bu bilgileri veriyoruz ama belki haberiniz olmuştur. Bizim diğer tüm modüllerde de kokpit ekranlarını yaptık ve bu KPI butonlarını kullandık. KPI butonlarını müşteriler özelleştirebiliyor. Hem de herhangi bir koda falan girmeden. Yani siz burada diyelim ki iş emri maliyeti kullanmayan bir yapıdasınız veya başka bir yapıdasınız. Bu sağ taraftaki KPI butonlarını değiştirebilirsiniz. İçeriğini değiştirebilirsiniz, yazılarını değiştirebilirsiniz ve tamamen sistemde koda girmeden destek tabloları yardımıyla yapabilirsiniz. Şimdi ikinci konuya gelelim. Dediğiniz çok doğru. Maliyeti yapmak için 20'ye yakın, 15-20'ye yakın ekran gezmek gerekiyor. Çünkü bunun hem envanter tarafı var, hem dağıtım tarafı var, hem iş emri maliyet tarafı var. Bunun kontrol raporları var, sonuçları var, şunları var, bunları var. Öncesi kontrolleri var. Biz de zaten buradaki amacımız bütün bu gezme işlemlerini tek tek yapmak yerine şu aşağıdaki grafik üzerinden mesela bastık. Ne var raporlarda şu anda gözüken? Tutarlı stok raporu, stok mizanı, malzeme bazlı tutarlı stok raporu gibi her bir bölümün altında da alt kırılımlar mevcut. Buradan kolaylıkla ulaşmayı sağlıyor. Bir küçük bilgi daha vereyim. 802'ye geçmeniz bunları almanıza yetecek ama 802 müşterileri için söyleyeyim. 802 müşterisi olmak multi-thread'i çalıştırmaya yetmiyor. Multi-thread için yeni runner'lardan bir tanesini kurmanız gerekiyor. Onun bilgisini de verirsem 10.15.02'den sonra oluşan runner'lardan bir tanesinin kurulu olması lazım ki multi-thread'in çalışır olması için. Ama kokpit ekranı için 802'ye geçmeniz yeterli. Teşekkürler Erdem Bey, sağ olun. Biz teşekkür ederiz Mukaddes Hanım sorunuz için. Devam edelim. Selman Bey'in bir sorusu var. Hemen. Şöyle. Merhaba. Selman Bey. Sorunuzu doğrudan alalım. Erdem Bey'e sorabilirsiniz. Erdem Bey merhaba. Multithread yapısını Troy ortamında başka ekranlarda da kullanma imkanımız olacak mı? Bunu neden soruyorum? Çünkü bir işlem yaparken biliyorsunuz ki diğer ekranlara geçilemiyor. En azından yoğun işlem yapan ekranlarda bu multithread yapısını Troy ortamında kullanabilirsek sadece iş emri maliyet yapılandırmasını değil, diğer ekranlarda da yoğun çalışan işlemler ekranlarında da bu seçeneği
kendimiz adına iyileştirme olarak kabul etmiş olabiliriz. Böyle bir seçenek var mı? Selman Bey merhabalar öncelikle. Şimdi biz öncelikle bu maltreat yapıldıktan sonra en sıkıntılı süreçlerden başladık. Envanter ve maliyet. Bunları yaptık. Şu anda MRP tarafındaki maltreat'i bitirmiş durumdayız ve test aşamasındayız. Çok yakın zamanda 802'de MRP tarafında da maltreat çalışır vaziyette olacak. Buna ilave olarak sizin dediğiniz soruya bir cevap vermek gerekirse, yani bir rapor çekiyorsunuz, ben başka bir ekrana geçip devam edebilir miyim? Bununla ilgili de çalışmalar sürüyor. Esasında maltreat yapısı bunu da sağlamış oldu ama şu anda yapabileceğiniz, kodsal olarak yapabileceğiniz bir durum yok ama bununla ilgili çalışma devam ediyor. Çok yakın zamanda da bununla ilgili bilgi verilecek. Yani yapılacak. Aslında bir ileri gittiniz siz. sormak istediğim o değildi. Sordum. Zaten yaptığınız hali hazırda çoklu işlemli çalışan bir kodun hali hazırda bir raporda da çalışabilme imkanı varmış. Raporda şöyle çalışma imkanı var. Şimdi biz belli işler atıyoruz. Diyelim ki bir tane rapor çekiyorsunuz. Raporu çekerken diyorsunuz ki 10 ile başlayan malzemeleri thread 1, 20 ile başlayan malzemeleri thread 2, 30 ile başlayanları thread 3 yapsın. Ondan sonra gelen dataları database'e kaydedip ana thread bütün hepsini sadece listelesin. Bunu evet. Diyebilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Tamam, okey. Kullanabiliyoruz. Yani, kullanabiliyorsunuz, hiçbir sıkıntı yok ama ben bir ileri gittim. Var olan rapor bu multithread sayesinde şu anda çalışmaları devam ediyor. Var olan çalışan raporu kenara koyup başka işlemlerinizi devam edecek yapıda yakında gelebilir. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Selman Bey sorunuz için. Sonrasında Serhat Bey ile devam edelim. Serhat Bey merhaba. Tamamdır. Serhat Bey sesimizi alabiliyor musunuz peki? Çünkü ben şimdi sizin adınıza soruyu doğrudan Erdem Bey'e yönelteceğim. Mikrofonunuz arızalı olduğu için belirtmişsiniz. Şimdi Erdem Bey, Serhat Bey şunu sormuş. Fason iş emri kapanış ve stokta olan ve henüz satışı gerçekleşmemiş mamul için fason maliyet iade süreci kurgusu önceki versiyonlarda yok. Yeni versiyonda mevcut mudur? Şu anda yeni versiyonda da mevcut değil. Ama bununla ilgili iletişime geçelim Serhat Bey'le. Nasıl bir ihtiyacı var, nasıl bir talebi var ona hızlıca değerlendirelim. Tamam. Böyle bir talep bize ulaşmadı şimdiye kadar benim bildiğim kadarıyla. Direkt bir Serhat Bey'le iletişime geçip ihtiyacını öğrenelim. İhtiyacını da direkt eğer standarda uygunsa standartta çözebiliriz. Tamamdır. Murat Bey detayı bende mevcut şekilde belirtmiş. Tamamdır. O zaman Serhat Bey bize webinardan sonra ulaştığında biz tekrar kontak konusunda yardımcı oluruz kendisine. Başka sorusu olan var mı acaba? Genel olarak bugünkü webinarın, çünkü artık son soru cevap bölümündeyiz. Final sorularınızı alabiliriz. Bugün nelerden bahsetti Erdem Bey? Maliyetten bahsetti. Maliyet ve kanıya CRP'den bahsetti, ilişkisinden ve nasıl yönettiğimizden, genel kurgudan bahsetti. Ardından eş zamanlı maliyetten ve aynı şekilde nasıl yine sistemde yönettiğimizden bahsetti. Son olarak da multithread maliyet ve 802 versiyonumuzla gelen kokpit ekranlarından bahsetti. Maliyet kokpitinden bu bağlamda bahsetti. Şu anda hala devam ediyoruz. Zaman konusunda gayet bir hayli iyi devam ettik, iyi gittik. Eğer başka sorularınız varsa da yine maliyet konusuyla ilgili olarak genel olarak webinarla daha doğrusu tekrar cevaplayabiliriz. Bu arada bir şey ilave etmek istiyorum. Herkes biliyordur veya tanımayanlar da beni görebilirler. Herhangi bir konuda maliyet veya birimle ilgili konuda her türlü bize ulaşabilirsiniz. Talebinizi iletebilirsiniz. Bu talepler en kısa sürede değerlendirilip size geri dönüş sağlanıyor. Danışmanlık tarafında veya geliştirme tarafında veya destek tarafında bütün bu taleplerle ilgili yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tamamdır. Erdem Bey isterseniz o zaman tüm katılımcılar nasıl ulaşabilirler ondan da bir kısaca bahsedin. Hangi yollarla ulaşmaları daha sağlıklı olur? Şimdi öncelikle bir destek ekibimiz var. Destek ekibimize sorunlarınızı iletiyorsunuz. Telefon veya mail ortamında.
Destek ekibimiz önce size konu hakkında destek olmaya çalışıyor. Eğer destek olamayacağı bir konu veya standartla ilgili bir konuysa bizimle iletişime geçiyor. Bizimle iletişime geçtikten sonra biz test ekibimize ilgili problem hata mı, standartla düzeltilmiş mi? Bu süreci işletiyoruz. Standartla düzeltilmişse düzeltme ile ilgili patch'i veya bilgiyi iletiyoruz. Eğer yeni bir talepse ve biz standartla yapabileceksek bu bilgiyi ve deadline'ını müşteriye veriyoruz. Eğer standartla yapılmayacak bir şeyse danışmanıyla irtibata geçip danışmanıyla müşteriyi o geliştirme ile ilgili bir araya getiriyoruz. Anladım, tamamdır. Destek ekibimize başvurabilirler. Herhangi bir talepleri, hataları veya bir ihtiyaçları olduğu durumda. Tamamdır, bilgilendirdiğiniz için çok teşekkürler, sağ olun. Yine dediğim gibi şu anda zamanımız var. Hala devam ediyoruz. Yakında eğer yani bu şekilde eğer soru gelmezse, başka bir sorumuz yoksa birazdan kapanışa doğru geçeceğim. Fakat sorunuz varsa, hatta şu anda chat bölümünde mail adresi de paylaşıldı. destek@iac.com.tr adresine her türlü ihtiyacınız için veya destek ihtiyacınız için doğrudan mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda destek@kaniyacrp.com adresine de doğrudan mail yoluyla ulaşıp sadece maliyet konusunda değil, Kaniye CIP ile ilgili olarak her konuda destek ihtiyacınızı doğrudan bu mail adresine iletebilirsiniz. Ardından destek ekibindeki arkadaşlar sizlere ulaşacaktır. Erdem Bey'in açıkladığı gibi. Herhalde gelecek bir soru yok diye düşünüyorum. Biz teşekkür ederiz. Yavaş yavaş herhalde ayrılmalar da başladı. O zaman tamam, kapanışa doğru ilerleyelim. Yine bugün de beklenenden yine biraz daha hızlı gittik. Kapatmadan önce ama yine de geçen hafta yaptığımız gibi ben sizden bir ricam olacak. Şimdi kapanıştayız, artık yavaş yavaş yayını sonlandıracağız. Finalde tekrar ben bir screenshot almak istiyorum bugün katılanlarla beraber. Çok teşekkür ederiz. Bugün katılımcı sayımız benim takip ettiğim kadarıyla 100'ü geçti. Hatta bir ara 106-107'lere kadar zorladık. Bu gerçekten ilginiz, katılımlarınız, sorularınız, geri dönüşleriniz bizi çok mutlu ediyor. Biz de yeni yapılanmamıza beraber herkese elimizden geldiğince daha fazla bilgi ulaştırmak, paylaşmak istiyoruz. Bu dönemde de webinarlar bizim için bir standart haline geldi. Herkesin hayatının bir parçası oldu. Böylelikle bu vesileyle, daha doğrusu mesela maliyet konusunda Erdem Bey'i ağırladık. Biz de öğrendik, tüm katılımcılarımız da öğrendi. Bu yüzden kesinlikle herkes için çok verimli geçtiğine eminim. Aynı zamanda önümüzdeki hafta tekrar, yani önümüzdeki haftalarda webinarlarımız devam da ediyor olacaklar. 21 Nisan'da MRP konusunu konuşuyor olacağız. 28 Nisan'da da kapasite webinarımız olacak. Önümüzdeki hafta MRP, bir sonraki haftada kapasite ile beraber devam edeceğiz. Ardından da Mayıs ayı için de çok dolu ve gerçekten çok spesifik konuları içeren güzel temalarımız var. Onları da yakında planlandıktan sonra tekrar sizlerle paylaşıyor olacağız. Son olarak o zaman şöyle, webinarımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Şimdi ben ekran paylaşımını sonlandıracağım. Dediğim gibi sizden ricam bir tekrar SS almak. Burada kameraları açmak tamamen sizin isteğinize bağlı. Eğer açarsanız seviniriz ama açmazsanız tabii ki de hiçbir problem yok. Ben şimdi o zaman paylaşımı sonlandırıyorum. Bakıyorum ki evet, şu an oldukça kalabalığız gerçekten. Çok fazla kişi var. Bu kadar çok katılımcıyı bir arada görmek çok güzel. O zaman ben yine geçen hafta yaptığım gibi 3'ten geriye sayacağım. Ardından bir ekran görüntüsü alacağım. Sonrasında bunu İBAN'ın sitesinde, yine sosyal medya kanallarında webinarla beraber görebilirsiniz. O zaman 3'ten geriye sayıyorum. 3, 2, 1. Tamamdır. Harika oldu. Şimdi... herkese katıldığı için ben de çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. İnşallah başka bir konuda tekrar görüşürüz. Tamam. Biz teşekkür ederiz Erdem Bey. Bu kadar değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için, tüm katılımcılarla paylaştığınız için. O zaman herkese sağlıklı günler, sağlıklı bir hafta diliyorum tekrar. Evde kalın, sağlıklı kalın. Umarım bu dönem en kısa sürede biter. Başka yüz yüze olan bir etkinlikte bir araya geliriz. Tekrar buluşuruz.